Süleyman Bey, Tire Çevre Koruma ve İşlendirme Derneği Başkanı. Sağ olsun bu o da. Bu platformun da başkanı mı? Bu platform yani pek çok STK'nın içinde olduğu platform. Süleyman Bey, duyuyoruz mu? Çok az geliyor. Tamam, şu an biz sizi duyuyoruz. Çok az da olsa biz sizi duyuyoruz. Evet. Şimdi Ercan Bey konudan bahsetti. Bu Kartal Dağı'ndaki süreçle ilgili. Siz Çevre Derneği Başkanı olarak, Çevre Derneği Başkanı olarak bu konuda neler söylersiniz? Nedir orada yaşanan? Yapılmak istenen ne? Sizin karşı çıktığınız nedir? Bu süreç ne boyuttadır? Sizin mücadeleniz kapsamı nedir? Bu mücadelenin içinde Ercan bahsetti kısmen ama sizden de duymak isteriz. Tirelerin bu duruma tepkisi nedir? Tepki koyanlar kimlerdir? Öncelikle TV'den televizyonla bu konu için ilgilendiği için teşekkür ederim. Ayrıca Mehmet Aydın Bey'e ve ekibine. Daha önce de yıllardan beri Tire'de, Tire Haber olarak Ercan ve Ergün kardeşler yıllarca çevrecilik konusunda bizlere çok yardımcı olmuştur basın olarak. Ayrıca 3 ay önce Haber Tire muhabiri Sayın Ergün Çelik buranın bir katliam uğrayacağını, mermer ocağı açılacağına dair haber yapıldı. Evet. Fakat bu haberi bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasiler yalanlamıştı. Ve geçmişte daha önemli bir konu, buranın eski yazarımız, daha değerli bir hocamız Munis Armağan, buranın kültür varlıklarını ve tarihi değerlerini olduğunu kitaplarında belirledi. Biz bunları vurguladık. Şimdi burada tabii bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak 1 hektar ormanın 30 ton oksijen ürettiğini ve bilimsel anlamını anlatmanın hiçbir anlamı yok. Bunu herkes biliyor. Bu konuda biz çok üzülüyoruz. Çünkü bundan 50 yıl önce bu orman yandı ve bu köyden büyük bir sel katliamıyla karşı karşıya geldi. Onlarca, hatta bir çocuk da o zaman, bundan tam 60 sene öncesi, 71'li yıllarda. İnanın yüzlerce keçi, koyun telef oldu. Traktörler senin altına bağladı. Ve burada sadece Büyükkale ve Küçükkale köylerini bağlayan bir olay değil. Burası evet. Ege'nin Karadeniz'i. Bu denli bitki örtüsüyle kaplı bir alanın 3 ton, 5 tonluk veya artık belli bir miktarda bir mermer için katledilmesine biz hiçbir zaman yüreğimiz sızlıyor, vefa vermiyor. Bu konuda da mücadele devam ettireceğiz. Ancak daha önemli bir konu. Bu yörenin tarihi bir eser olduğu, kültür varlıkları tarafından bugün incelendiğini tespit ettik. Daha önce de biraz önce de bahsettiğim gibi Munis Armağan Hoca bu konuyu, tarihi değerlerinin var olduğunda birçok kitaplarını vurguladı. Ve çok yakın zamanda da burada derdik, yani yasal olmayan depinizler tarafından da tarihi eserlerinde bulunduğu halk ve yöre halkı tarafından bilinmektedir. Biz madencilere karşı değiliz. Ekonomiye katılımına karşı değiliz. Ancak bir bugün yüzyıllar yetişen bir toprağımızın yok olması, ormanlarımızın yok olmasında yüreğimiz hiçbir zaman da razı gelmez. Bu konuda yasal boyutlu neyse yasal kurallar içerisinde mücadelemiz devam edeceğiz. Evet. Zaten önümüzde büyük bir kuraklık var. Yağışlar malum hepimizin bildiği gibi çok iklim değişikliğine uğramaktayız. Şimdi tamamıyla tarımla ve ormancılıkla geçinen bu yöremin bu değerlerin yok olmasını biz hiçbir zaman göz yumamayız. Bu konuda hukuksal ve yasal çerçevede mücadele yapacağız. Yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Burada öncelikle TV'den programı, televizyonu sizlere bitire de her zaman biz çevrecileri hiçbir zaman unutmayan, her zaman desteğini bulunan Habertire gazetesi sahipleri Ercan Çelik ve muhabir arkadaşımız Ergün Çelik kardeşime her zaman için teşekkür ediyorum. Sayenizde bu konuda da bu duyarlı davranışından dolayı bizlere manevi desteğinizden tekrar teşekkür ederim. Bizim sesimizi duyurduğunuz için saygılar sunuyorum. Süleyman Bey, devam edelim. Bu konuda sizin başlattığınız bir hukuksal çalışma var mı? Yani var, evet. Bu yani konuda bizim fiiliyata geçmiş bir çalışma var mı? Bir başvurunuz, bir şeyiniz var mı? Evet, şimdi hukuksal mücadelemizi şöyle başlatıyoruz. Verilerimizi topladık. İzmir Maden Ocakları Odası,
efendim İzmir Çevre Mühendisler Odası, Maden Mühendisler Odası pardon gibi sivil toplum kuruluşlarla buranın yalanname diye ben hitap ediyorum onu. Yalanname raporları elimize geçti. 207 sayfalık. Burada deniz yosunu yetiştiğini beyan etmişler. Deniz yosunu zerresi olmadığı yerde. Biraz önce Ercan kardeşimin beyan ettiği gibi 15 bin üzerinde bitki örtüsünün bulunduğu bu alanın yok olmasını bu bilgileri biz aldık. Önümüzdeki hafta içerisinde şimdi de kültür ve biraz önce bahsettiğim tarihi değerlerinin de tespit edildiği noktada hukuksal mücadelemizi dernek olarak Kire Çevre Koruma ve İşlendirme Derneği olarak başvurumuzu yapacağız. Hukukçu arkadaşlarımızı işbirlik içerisindeyiz, hazırlamak üzereyiz. Şimdi biz Kartal Dağı diye konuşuyoruz da Süleyman Bey, bu dağda gerçekten kartal var mı? Ya o Kartal Dağı ismi nereden geliyor? Orayı tam olarak ben o konuyu bilemiyorum ama tarihi bir yapısıyla, kartal görünümlü bir yapısıyla. Evet, anladım. Tepesi, tamam, oradan geliyor o zaman isim. Evet, şimdi o dağın tepesi çıktığımız zaman sizin Söke Ovası'nı görüyoruz. Anladım. Efendim Selçuk'u görüyoruz. Çok evet. İlginç. Döndüğümüz zaman Sine'yi görüyoruz. Evet. Efendim öyle bir şey görüyoruz. Bugün bakın o kadar bir bitki örtüsü ki ben şu anda 60 yaşında bir çevreci olarak, Kireli Vakfı Türk vatandaşı olarak samimi söyleyeyim kendi ilçemde oraya gittiğimi biliyorum. Evet. O doğa yapısını, o hayvanların buradaki yaşam şeyini görmeye değer. Samimiyetimle söylüyorum, bir karede. Evet. Ege'nin yani, karede. Anladım. Bir oksijen şeyimiz var bizim. Yani o da yoksa artık bizim bilmiyorum tabii ne olacak. Sanırım bizim Efeler o dağlarda barınmışlar değil mi? Evet, şimdi şöyle bir şey. Ben de madem bir mesafanın da evet. Ama Zeybek Efe'nin gerçek torunu olarak orada dedemin de birçok hikayesini dediğim de hem barındı ve odasında ve şu anda da orada çok güzel şu anda konuşurken heyecanlanıyorum, heyecanımı bağışlayayım. Estağfurullah. Tam metinle söylüyorum. Birinci Dünya Savaşı'ndaki siperler hala duruyor. Aynen. Çok güzel bir konuyu değindiniz. Ben bunu dedemden duyardım. Fakat bu konuda programdaki görevli arkadaşlarımızla beraber gördüğümüz üyeler ürünlerce bir duruma karşı karşıyayız. Evet. Şimdi Manisa'da Sipil Dağı Milli Park mesela. Bizim burada Aydın'da Güzelçamlı Dilek Yarımadası Milli Park var. Bence Kartal Dağı'nın da bugüne kadar Milli Park ilan edilmemesi bir eksiklik bence. Evet. Yani Milli Park çok olarak koruma altına alınması gerekiyor. Çok doğru bir konuya değindiniz. Evet. Bu konuda biraz önce dediğim gibi Munis Armağan Hocam'ın da yayınlamış olduğu kitaplarında bu vurgulanmıştır. Bu konuda aynı zamanda bunu da yani ben arkadaşla boş geçmeyeceğim. Tirek Kültür Derneği olarak da burada tarihi eserinin var olduğunu Tirek Kültür Derneği'nin yönetim kurulu olarak arkadaşlar Seyfullah Ayval arkadaşımız da vurguladı. Birçok yayınları izledi. İlgili kurum ve kuruluşları verdik. Şimdi yarın da bilmiyorum Kültür Bakanlığı buranın sit alanı yapılmasını biz talep edeceğiz. Çünkü gerçekten yüzyıla yakın bir şey var. Karakter bugün 100 yıllık, 200 yıllık siperlerin dışında çok değişik bir mermer yapısıyla, çok değişik bir taş örtüsü var. Evet. Yani bunu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Yani. Görmek lazım, görselemek lazım. Yarın kepçeler buraya girdiği zaman o hunharca yok edilen ormanların, hunharca yok edilen ağaçların bir 50-60 sene daha yetişmesi çok zor. Peki. Ve gelecek neslimizi biz bir artık beton yığını veya pislik bırakacağız, toprak bırakacağız, bitki örtüsü bırakamayacağız. Nereden hava alacağız? Peki. Yani bunu engellemek için söyleyecek kelimeler bulamıyorum. Bu derece yani 3 kuruş vermek için küçük bunu biz biraz önce de vurguladığım gibi biz madene karşı değiliz. Madenin ekonomiyi kazanmasına karşı değiliz ama daha verimsiz arazilerde daha verimli madenler varken verimli arazide bu şekilde yapılması bana göre bir şeydir. Ormanın kesilmesi de vatan hainidir. Ben bunu açık ve net konuşuyorum. Peki Süleyman Bey çok teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız için. Size iyi akşamlar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bu konuda TV'den programı ve Habertire olarak basın olarak bu çevrecilere karşı yayınlarınızda hiçbir zaman duyarınızda şu anda ben burada çok teşekkür ederim halkım adına ve büyüklere küçüklere özellikle. Peki. Başkanım çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz.